Bu kanala nasıl denk geldin güzel insan bilmiyorum ama belli ki hayatına olumlu şeyler katmak istiyorsun. 7,8 milyar insanın içinde öncelikle kendini, sonra mücadele ruhunu ve son olarak da kanala abone olmayı unutma. Hoş geldin. Bu videomuzda ikinci öğretim okuyan öğrenciler ve yabancı öğrenciler için harçlık işlemleri nasıl yatırılır, harçlık işlemlerini harçlığımı yatırmasam ne olur ve üniversite ders kayıtları ile ilgili bilgileri verip bitireceğiz arkadaşlar. Öncelikle biliyorsunuz ikinci öğretim ve yabancı öğrencilerde harçlık işlemleri var. Bunları yatırmaları gerekiyor. Ne kadar ders kaydınızı yapmış gözükseniz dahi danışman onayı gelmiyor arkadaşlar. Bundan dolayı da harcınızı yatırıp öyle ders seçiminizi yapmanız gerekiyor. Peki bunu nasıl yapabiliriz diyor olabilirsiniz. Arkadaşlar bunu Ziraat Mobil üzerinden çok basit bir şekilde çok kısa bir işlemle yapabilirsiniz. Hemen Ziraat Mobil'e giriyorsunuz. Ziraat Mobil'den menü kısmına giriyorsunuz. Menü kısmından çıkan ödemeler, eğitim, sınav ve üniversiteler giriyorsunuz. Oraya tıkladıktan sonra üniversite harç ve sınav ödemeleri geliyor. Çıkan ekranda üniversitenizi seçiyorsunuz. Çıkan bir ekran olacak. Orada üniversitenizi seçtikten sonra arkadaşlar sizin öğrenci bilgilerinizi isteyecek. TC'niz ve öğrenci bilgilerinizi isteyecek. Onları da girdikten sonra zaten hesabınıza paranız varsa, nakit para varsa orada da ödemenizi yapıp harcınızı ödemiş oluyorsunuz arkadaşlar. Bu işlemleri yaptıktan sonra ders kaydınızı yapabilirsiniz. Ders kaydınızı da OBS sistemi üzerinden çok rahat ve kısa bir şekilde yapabilirsiniz. Çok hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. OBS sistemine girdikten sonra hangi üniversitede okuyorsanız zaten aratıp buluyorsunuz OBS sisteminden. Ders ve dönem işlemlerine giriyorsunuz. Tabii okulun sistemine girmiş kabul ediyorum. Ondan sonra ders kayıtlarına giriyorsunuz. Bahar yarı yıl derslerini seçip orada zaten seçtikten sonra dersler geliyor ve derslerin önünde artı butonları oluyor. Onlara tıklayıp ders kaydınızı yapabilirsiniz arkadaşlar. Orada gözüken Z ve S harfleri var. Bunlar ne anlama geliyor? Z'ler zorunlu ders anlamına geliyor. Almanız gereken zorunlu dersler. S'ler ise seçmeli dersler anlamına geliyor arkadaşlar. Şunu yapabilirsiniz. Alttan dersiniz varsa alttan ders alabilirsiniz. Daha sonra zorunlu dersler. Son olarak da seçmeli dersleri alıp kontrol ettikten sonra kesinleştire basabilirsiniz arkadaşlar. Kesinleştire bastıktan sonra biliyorsunuz bu danışman onayına gidiyor. Danışman da bu yaptığınız kesinleştirme işleminden sonra yaptığınız ders kayıtlarını inceliyor. Ondan sonra danışman onayı da yapıldıktan sonra ders kaydınız tamamlanmış oluyor arkadaşlarım. Diyeceklerim bu kadar. Eğer kafanıza takılan sorular varsa yorumlar kısmında bana söyleyebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve desteklemeyi lütfen unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Kendinize çok ama çok dikkat edin.